Arkadaşlar merhaba. Daha önceki çekmiş olduğum videoda 22. föyde ısı ve sıcaklık konusunu anlatmıştık. Bugünkü videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yer arkadaşlar hal değişiminde kalmıştık. Hal değişimi bir maddenin bir halden başka bir hale geçmesidir. Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilir. Maddeler ısı etkisiyle hal değiştirir. Maddeler katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz haline geçerken tanecikler birbirinden uzaklaşır. Burada resimde söylemim desteklenmiş vaziyette katı haldeki tanecikler birbirine daha yakın, sıvı haldeki tanecikler birbirinden daha uzaklaşmış. Gaz halindeki tanecikler dikkat ederseniz birbirinden iyice uzaklaşmış vaziyettedir. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime denir. Donma bu olayın tersidir. Yani katı bir madde ısı alarak sıvı hale geçerken sıvı bir madde ısı vererek donma haline geçer. Yani sıvı maddenin ortamı ısı vererek katı hale geçmesidir kısacası. Burada yine arkadaşlar buz ısı alarak sıvı hale geçiyor. Sıvı da su hale geçiyor. Sıvı da su da ısı vererek buz hale geçiyor. Yani birbirinin ters olmuş oluyor. Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi olayına kaynama denir. Sıvı haldeki bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesi olayına kaynama denir. Kaynama olayı sıvının iç basıncının ortamın basıncına eşit olduğu anda gerçekleşir. Neymiş arkadaşlar? Kaynama olayı sıvının iç basıncının ortamın basıncına eşit olduğu anda gerçekleşir. Yoğunlaşma ise gaz halindeki bir maddenin ortama ısı vererek sıvı hale geçmesidir. Tam tersidir yani. Yine aynı şekilde burada su ısı alarak kaynamaya geçiyor. Gaz haline geçiyor. Gazla ısı vererekten tekrar su haline geçiyor. Naftalin, arsenik, iyot gibi katı maddeler ısı aldığında doğrudan gaz haline geçer. Bu olaya süblimleşme denir. Neymiş arkadaşlar? Naftalin, arsenik, iyot gibi katı maddeler ısı aldığında doğrudan gaz haline geçer. Bu olaya süblimleşme denir. Yine resimde bu söylem desteklenmiştir resimde. Su buharının soğuk havalarda doğrudan katı hale geçmesi, su buharının soğuk havalarda doğrudan katı haline geçebilir. Bu olaya kırağılaşma denir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Su buharının soğuk havalarda doğrudan katı haline geçebilir. Bu olaya kırağılaşma denir. Hal değişim ısısı ile hal değişim sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Neymiş arkadaşlar? Bunun altına bakın çizelim. Hal değişim ısısı ve hal değişim sıcaklığı saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Basınç değişmesi hal değişim sıcaklığını değiştirir. Neymiş? Basınç değişmesi hal değişim sıcaklığını değiştirebilir. Dış basıncın artması sıvıların kaynama noktasını yükseltir. Neymiş? Dış basıncın artması sıvıların kaynama noktasını yükseltir. Maddenin hal değişim ısısının sembolü L harfiyle gösterilir arkadaşlar. Büyük L harfiyle gösterilir. Neymiş? L maddenin hal değişim ısısının sembolüdür. Birimi kalori bölü gram veya jül bölü kilogram olarak kullanılabilir. Maddenin fiziksel haline göre farklı değerler alır. Örneğin hal değişiminde erime ısısının değeri 80 kalori bölü gramken buharlaşmada 540 kalori bölü gram gibi. Maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yine bu hal değişim ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar.
Şöyle çizelim, bunun altını çizelim. Erime ısısı donma ısısına, buharlaşma ısısı da yoğunlaşma ısısına eşittir. Neymiş arkadaşlar? Erime ısısı donma ısısına, buharlaşma ısısı yoğunlaşma ısısına eşittir. Yani buz erirken ne yapıyordu? Isı alıyordu. Sıvı oluyordu. Sıvı da aynı şekilde ısı vererekten donuyordu. Yani burada erime ısısı donma ısısına eşit olmuş oluyor. Aynı şekilde buharlaşma ısısı yoğunlaşma ısısına, su kaynarken almış olduğu ısı gazın su haline dönmesi için vermiş olduğu ısı birbirine eşit olmuş oluyor. Buz dışındaki katı maddelerde dış basınç artar ise erime noktası yükselir. Buzda ise basınç artar ise erime noktası düşer. Bakın notumuza dikkat edin. Buz dışındaki katı maddelerde dış basınç artar ise erime noktası yükselir. Buzda ise basınç artar ise erime noktası düşer. M kütleli katı bir maddenin hal değişim grafiği şekildeki gibidir. Burada grafiği incelersek, burada dikkat ederseniz sıcaklık düşey doğrultudaki çizgide gösterilmiş, ısı yatay doğrultudaki çizgide gösterilmiş. Sıcaklığı eksi T olan, T1 olan katı madde, T2 ısısına kadar, sıcaklığına kadar yükseldiği zaman grafikte dikkat ederseniz ayrı ayrı her bölmede farklı durumlar belirtilmiş. Burada birden 5'e kadar bölmeler var. Bu bölmelerle ilgili size bilgi vereceğim. Bunu inşallah aklımızda tutarız. Çünkü bununla ilgili sorularımız olduğu zaman bu bilgi bize lazım olacak. Birinci bölge. Birinci bölge neresi oluyor arkadaşlar? Birinci bölge şurası olmuş oluyor. Birinci bölge katının ısınmasıdır. Şimdi dikkat ederseniz sıcaklık sıfırın altında olduğu için buradaki eksi T1 sıcaklığı katı haldeki bir maddenin sıcaklığı olmuş oluyor. Birinci bölgede katının ısınmasıdır. Birinci bölgede ne olmuş arkadaşlar? Maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artmış. Maddenin aldığı ısı sıcaklığını arttırmış. Dikkat ederseniz maddenin aldığı ısı sıcaklığını arttırmış. Burada alınan ısı ne olmuş oluyor? Q1 eşittir. M çarpı C çarpı T'den. Burada şu T2 eksi T1'dir arkadaşlar. Bakın şuna Q1 eşittir diyeyim. Yazabilecek şekildeysem. Q1 eşittir. M çarpı C katı olduğu için C, şunu yazıyorum arkadaşlar. C olmuş oluyor. Çarpı burada T2 eksi T1'dir. Burada T1'in değeri eksi olduğu için eksi T1 olmuş oluyor. Parantezi güzel yazamadım arkadaşlar. Şu parantezi sileyim. Evet. Eksi eksi ne olmuş oluyor? Artı olmuş oluyor. Doğrudan M çarpı C çarpı T1 artı T2 olmuş oldu. Yani şuradaki eksiler bir artı olmuş oldu. İkinci bölgeye bakıyoruz arkadaşlar. Yani alınan ısı bu şekilde hesaplanıyor. İkinci bölgede arkadaşlar katı maddenin katının erimesidir. Dikkat ederseniz T2 sıcaklığında birinci bölgede T1'de buz ısı alaraktan sıcaklığı artıyor. T2'ye geldiği zaman T2'de ne oluyor? Buz erimeye başlıyor. Katı burada sıvıya dönmüş oluyor. Bu bölgede madde, yani ikinci bölgede madde hal değişimi geçirir. Maddenin taneciklerinin potansiyel enerjisi artar. Bakın arkadaşlar burada sıcaklığın her attığı bölgede kinetik enerjisi
artmış oluyor. Yani birinci bölgede, üçüncü bölgede ve beşinci bölgede kinetik enerji artmış oluyor. Diğer bölgelerde arkadaşlar potansiyel enerji artmış oluyor. Yani şimdi ikinci bölgede, dördüncü bölgede yani ikinci bölgede şöyle ikinci bölgede, dördüncü bölgede potansiyel enerji artmış vaziyette oluyor. Evet, ikinci bölgede yani bu bölgede katın erimesidir. Bu bölgede madde hal değişimi geçirir. Maddenin taneciklerinin potansiyel enerjisi artar. Burada arkadaşlar ısı neye eşittir? Q2 eksi Q1 formülü burada şu şekildedir. Q2 eksi Q1 eşittir. M çarpı burada L neydi? Hal değişim değil miydi arkadaşlar? Daha önce. Şurada demiştim ya. L maddenin hal değişim ısısının sembolüdür. Hal değiştirdiği için ısı sembol olarak da L erime yazmış oluyoruz burada. Üçüncü bölgede, üçüncü bölge şurası oluyor arkadaşlar. Şu bölgeyi kastediyorum. Üçüncü bölgede, bu bölgede maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Maddenin aldığı ısı sıcaklığını artırır. Maddenin aldığı ısı sıcaklığını artırır. Bunu hesaplarken hesaplıyoruz. Q3 eksi yani üçüncü bölgede Q2'den sıcak ısısı Q2'den Q3'e çıkmış ya. Q3 eksi Q2 eşittir. M çarpı C sıvının öz ısı çarpı T3 eksi T2 şeklinde hesaplanır arkadaşlar. Dördüncü bölgeye geldiği zaman arkadaşlar şöyle grafik üzerinde tekrar değerlendirelim. Dördüncü bölgemiz neresi? Burası. Dördüncü bölge burası arkadaşlar. Dördüncü bölgeye geldiği zaman sıvının kaynamasıdır. Şimdi dördüncü bölgede pardon dördüncü bu beşinci bölge arkadaşlar. Dördüncü bölge şurası. Dördüncü bölgemiz burası. Sıvı ne olmuş burada? Aldığı ısıyla sıcaklığı artmış. Burada sıvı yavaş yavaş gaz haline dönmeye başlamış. Bunu hesaplarken nasıl hesaplıyoruz? Dördüncü bölgede arkadaşlar. Şuraya ben yazmaya çalışayım. Isısı Q3'ten Q4'e çıkmış. Q4 eksi Q3 eşittir. Burada da yine dördüncü bölgede hal değişimi olmuş arkadaşlar. Maddenin taneciklerinin potansiyeli artmış oluyor. M çarpı hal değiştirdiği için L buhar olmuş oluyor. Buhar. Burada yazmadı. Şimdi buraya buhar olmuş oluyor arkadaşlar. Bu dördüncü bölge içinde. Beşinci bölgede olmuş arkadaşlar. Beşinci bölge gazın ısınmasıdır. Bu bölgede maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Beşinci bölgemiz burası olmuş oluyor arkadaşlar. Bu bölgede maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Maddenin aldığı ısı sıcaklığını artırır. Sıcaklığını artırdığı için arkadaşlar buradaki formülümüzde Q5 bin son ısıdan ilk ısıyı çıkarıyoruz. Q4 olmuş oluyor. Eşittir. M çarpı C burada C buhar olmuş oluyor arkadaşlar. Çarpı delta T olmuş oluyor.
Bu zaten kitaplarınızda var. Ben diğer sayfaya geçmeden bunun üzerinde anlatmaya çalıştım. Buharı B yazalım. Burada sıcaklık da T4 eksi T3 olmuş oluyor arkadaşlar. T4 eksi T3 olmuş oluyor. Burada yazamıyorum burada. Bu şekilde formülümüz oluyor. Bir sonraki sayfada zaten bunlar arkadaşlar mevcuttur. Ben grafik üzerinde daha iyi anlayasınız diye buradan anlatmaya çalıştım. Yine ben grafik üzerinde burada dördüncü bölgede sıvının kaynaması demiştik. Bu bölgede madde hal değişimi geçirir. Maddenin taneciklerinin potansiyel enerjisi artar demiştik. Son ısı 4 Q4'ten Q3'ü çıkarıyoruz. Eşittir. M çarpı hal değişimi olduğu için L buhar yazmıştık. Hal değişim. Beşinci bölgede gazın ısınmasıdır. Bu bölgede maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Maddenin aldığı ısı sıcaklığını artırır. Q5 eksi Q4 eşittir M çarpı C buhar çarpı sıcaklık olarak T4 eksi T3 olarak da formül olarak yazılıyor. Burada grafiğe göre arkadaşlar. Tekrar grafiğe dönersek arkadaşlar. Evet. Burada T2 bunu farklı bir renkle yazmaya çalışayım arkadaşlar. Burada T2 erime ve donma sıcaklığı. Neden? Çünkü dikkat ederseniz katı haldeki madde birinci bölgede ısıtıldığı zaman sıcaklığı arttığı için katı halde sıvı hale dönmüş oluyor. Yani burada T2 erime sıcaklığı aynı zamanda ne olmuş oluyor? Donma sıcaklığı oluyor. Erime ve donma sıcaklığı ne olmuş oluyor? T2 olmuş oluyor. Diğer şeye geçince T3. T3 de arkadaşlar sıvının kaynama sıcaklığı olmuş oluyor. Burada sıvı gaz hale dönmüş oluyor. Yani burada kaynama sıcaklığı ile yoğunlaşma sıcaklığı ne olmuş oldu? T3 olmuş oldu. Yani daha önce anlatmıştık ya. Katı haldeki madde sıvı hale geçerken ve sıvı haldeki madde katı hale geçerken alınan ve verilen sıcaklık eşittir demiştik. Aynı şekilde sıvı haldeki madde gaz hale geçerken aldığı sıcaklık ısı sıvı haldeki maddenin gaz hale geçerken almış olduğu sıcaklığa eşit demiştik. Yani alınan ve verilen sıcaklık birbirine eşit olmuş oluyor burada. Diğer sayfaya tekrar geçelim. Evet, bazı maddelerin donma, erime, kaynama, buharlaşma sıcaklıkları ile erime, donma ve kaynama, buharlaşma ısıları tablodaki gibidir. Burada tabloya dikkat ederseniz madde olarak su, civa, kurşun, demir verilmiş. Erime, donma sıcaklığı ve kaynama, yoğunlaşma sıcaklıkları eşittir. Burada derece olarak vermiş. Burada da joule bölü gram olaraktan verdiği zaman bu değerler daha farklı olmuş oluyor dikkat ederseniz tabloda. Evet, bununla ilgili ilk sorumuzu okuyalım. Saf bir maddenin ısı sıcaklık grafiği yukarıdakilerden hangileri gibi olabilir? Saf bir maddenin ısı sıcaklık grafiği aşağıdakilerden diyelim hangileri gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar madde hal değiştirmiyorsa birinci gibi olur. Madde hal değiştirmiyorsa birinci gibi olur. Isı aldıkça sıcaklığı artar. Hal değiştiriyorsa ısı sıcaklık ikindeki gibi olur arkadaşlar. Madde hal değiştirmiyorsa birincideki gibi olur. Bakın. Hal değiştirmiyorsa birincideki gibi olur. Hal değiştiriyorsa ikincideki gibi olur. Madde ısı aldığında sıcaklığı azalmaz arkadaşlar. Isı aldığında sıcaklığı aynı kalır. Hal değiştiriyorsa, hal değiştirmiyorsa sıcaklığı artar. Burada üçüncü grafikte dikkat ederseniz
Madde ısı halde, ısı aldığı halde sıcaklığı azalmış gibi oluyor. Buradaki bu grafik olmaz arkadaşlar. Bizim sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'dir. 1 ve 2 de arkadaşlar C şıkkında mevcuttur. Bir başka soruya geçelim. Hal değiştiren saf bir maddenin sıcaklığı, iç enerjisi, öz kütlesi niceliklerinden hangileri artabilir? Yani hal değiştiren saf bir maddenin sıcaklığı, iç enerjisi, öz kütlesi niceliklerinden hangileri artabilir? Madde hal değiştirirken arkadaşlar iç enerjisi artabilir. Hal değişiminde sıcaklık ve öz kütle sabit kalır. Dolayısıyla burada değişen ne olmuş oluyor? Sadece iç enerji olmuş oluyor. Yani iç enerjisi olduğu için yalnız iki A şıkkında mevcuttur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Madde hal değiştirirken iç enerjisi artabilir. Hal değişiminde sıcaklık ve öz kütle sabit kalır. Bunlar değişmez arkadaşlar. Hangileri artabilir diyor zaten burada bize sorumuzda. İç enerjisi artabilir. Bir başka soruya geçelim. Saf bir cisme ait ısı sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Q1, Q2 ısısı ve T bilindiğine göre, sıcaklık bilindiğine göre ısı sahası, öz ısısı, erime ısısı hangileri bulunabilir? Burada başka şeyler çıkmış arkadaşlar, bunu silelim. Hangileri bulunabilir? Şimdi ısı neye eşittir arkadaşlar? Q eşittir. Isı sahası çarpı T değil miydi? Sıcaklık değil miydi? Burada alınan, verilen ısı Q biliniyormuş. Burada ısı alınmış, dikkat ederseniz alındığı için. Alınan ısı biliniyor. Öz ısı, erime ısısı, ısı sahası. Burada C eşittir ısı sahası arkadaşlar. C eşittir Q bölü T formülünden ısı sahası bulunabilir. Cismin kütlesi bilinmediğinden öz ısı ve erime ısısı bulunamaz arkadaşlar. Neymiş? Isı sahası bulunabiliyor. Cismin kütlesi bilinmediğinden öz ısısı ve erime ısısı bulunamaz burada. Dolayısıyla bizde sorumuzun doğru cevabı ısı sahası sadece 1'de olduğu için yalnız 1 olmuş oluyor. Budur. Bu da cevap anahtarımızda A şıkkında mevcuttur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır arkadaşlar. Verilen değerlerle sadece ısı sahası bulunabiliyor. Kütle bilinmediği için öz ısısı ve erime ısısı, bununla ilgili bir bilgi sahibi olamayız. Bunlar bulunamaz. Bir başka soruya geçelim. Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz parçası atılıyor. Isıl denge sağlandığında buzun kütlesinin arttığı görülüyor. Buna göre başlangıçta aşağıdaki yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur? Soruyu tekrar okuyorum arkadaşlar. Isıca yalıtılmış kaptaki suyun içine bir buz parçası atılıyor. Isıl denge sağlandığında buzun kütlesinin arttığı görülüyor. Buna göre başlangıçta hangi durum mevcut olur diye yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Buzun sıcaklığı 0 dereceden düşüktür. Evet arkadaşlar, buzun sıcaklığı 0 dereceden düşük olması lazım ki buzun kütlesi artsın. Dolayısıyla bu bir doğrudur. Yani buzun sıcaklığı 0 dereceden düşük olması lazım ki buzun kütlesi artsın. Suyun sıcaklığı 0 derece olmalıdır. Buzun sıcaklığı 0 derece olmalıdır. Bu yargılar yanlıştır arkadaşlar. Yani buz arttığı için, yani başlangıçta buzun sıcaklığı 0 derece düşük olması lazım ki buzun kütlesi arttığı için başlangıçta buzun sıcaklığı 0 derece düşük olması lazımdır arkadaşlar. Yani burada 2 ve 3 yanlıştır. Sadece 1 doğrudur. Doğru olan şıkkımızda 1 A şıkkında mevcuttur. Doğru cevabımız A'dır arkadaşlar.
Daha önceki yapmış olduğum çalışmalar buraya kaymış vaziyette. Bir başka soru arkadaşlar. Saf KL katı maddelerinin ısı sıcaklık grafikleri şekildeki gibidir. Maddelerin fuarları oranı yani CK bölü CL nedir? Burada şimdi grafiğe baktığımız zaman K maddesinin sıcaklığı T'den 2T'ye çıkmış aldığı ısı ile birlikte. Sonra L'ye baktığımız zaman aynı şekilde 0 dereceden T'ye çıkmış. Burada grafik şekildeki gibi ısı alarak da yoluna devam etmiş. Isı ile birlikte sıcaklık artmış. Maddelerin sıraları oranı sonuç oluyor. K maddesinin ısı sahası CK diyelim eşittir. Şimdi şu noktaya baktığımız zaman arkadaşlar ısısı ne kadar artmış? 2Q. 2Q bölü sıcaklık 2T'den T'ye. Yani T'den sıcaklık 2T'ye çıkmış. Aradaki fark ne olmuş oluyor? 2T eksi T olmuş oluyor. Buradan ne olmuş oluyor? Devam edersek 2Q bölü T olmuş oluyor bu. K maddesinin ısı sahası. L'ye bakıyoruz arkadaşlar. L maddesinin ısı sahasına bakıyoruz. Eşittir. Yine aynı şekilde şu noktaya baktığımız zaman ısısı Q iken sıcaklığı ne kadar olmuş? Sıfırdan T kadar artmış. T eksi sıfırdan T olmuş oluyor dolayısıyla. Burada bunları tespit ettikten sonra bize oranlarını soruyor. CK bölü K maddesinin ısı sahası bölü L maddesinin ısı sahası. K'yı biraz daha aşağı çekelim. Her zaman yaptığımız gibi birinciyi aynı yazıyoruz. Birinci nasıl yazıyorduk arkadaşlar? K maddesinin ısı sahası 2Q bölü T. 2Q bölü T. Diğerini ters çevirip çarpıyoruz. L maddesinin ısı sahası Q bölü T idi. Ters çevirdiğimiz zaman ne olmuş olur? T bölü Q olmuş oluyor. Bunlar birbirine götürdüğü zaman Q'lar birbirini götürür. T'ler birbirine götürdüğü zaman ne olmuş olur arkadaşlar? Bunların oranı 2 olmuş oluyor. 2 de bizim cevap anahtarımızda D şıkkında mevcuttur. Sorumuzun doğru cevabı bu olmuş oluyor arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Isı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Sıcaklığı 23 derecede olan bir odada şekildeki gibi özdeş iki bardağı aynı anda 2M ve M kütleli ve 60 derece sıcaklıktaki KL çayları konuluyor. Bardaklara konulan çayların miktarı arkadaşlar K çayı 2M, L çayı M kütleliymiş. Buna göre K çayının ısısı L'ninkinden daha büyüktür. 2. Yeterince bekletildiğinde K ve L çaylarının sıcaklığı aynı değere sahip olur. Üçüncüsü, K çayı yeterince bekletildiğinde ortama L çayından daha fazla ısı verir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi yargılarından doğru olanı soruyor. Şimdi birinciye baktığımız zaman, birinci önceye yargıya baktığımız zaman K çayının ısısı L'ninkinden daha büyüktür diyor. Arkadaşlar ısı aktarılan enerji olduğu için birinci öncü yanlıştır. Yani birinci yargı yanlıştır. Isı aktarılan enerji olduğu için birinci yargı yanlıştır. Yani bu yanlıştır. İkinciye baktığımız zaman yeterince bekletildiğinde K ve L çaylarının sıcaklığı aynı değere sahip olur. Evet, yeterince bekletildiğinde arkadaşlar denge sağlandığında K ve L
Çayının sıcaklığı eşit olur. Bu doğrudur. Şimdi yeterince bekletildiğinde denge sağlandığında sıcaklıkları aynı değere sahip olur. Bu doğrudur arkadaşlar. Üçüncüye baktığımızda arkadaşlar kaç ay yeterince bekletildiğinde ortama leçenden daha fazla ısı verir. Kaç ayının miktarı arkadaşlar ne kadardı? 2M değil miydi? 2M. Leçenin miktarı M'ydi. Dolayısıyla kaç ayının miktarı L'den fazla olduğu için ortama daha fazla ısı verir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yani bunun miktarı daha fazla olduğu için ortama kaç ayı L'den daha fazla ısı verir. Bu da doğrudur. Yani burada doğru cevabımız 2 ve 3'tür. 2 ve 3 de arkadaşlar bizim D şıkkımızda mevcuttur. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Bir başka soruya geçelim. Evet. Isıca yalıtılmış ortamdaki saf maddeye ısı verildiğinde kütle zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre madde T eşittir 0 anında sıvı haldedir. 2. T1 anında kaynamaya başlamıştır. 3. 0 T1 zaman aralığında maddenin kinetik enerjisi artar. Yargılarından hangileri doğrudur? Madde şimdi arkadaşlar bir kez hal değiştirdiği için madde bir kez hal değiştirdiği için T eşittir 0 anında sıvı haldedir. Bu doğrudur arkadaşlar. İkinciye baktığımız zaman T1 anında kaynamaya başlamıştır. T1 anında kütlesi azalmaya başlamıştır. Dikkat edersiniz arkadaşlar. Kütle zaman grafiği bakın bu zaman zamanla birlikte ne olmuş? T1 anında kütlesi azalmaya başlamış. Şuradan bakın. T1 anında buradayken T1'den T2'ye giderken kütlesi azalmaya başlamış. T1 anında kaynamaya başlamıştır. Bu doğrudur arkadaşlar. Kütlesi azalmaya başladığı için kaynamaya başlamıştır. Bu da doğrudur. Grafikten baktığımız zaman kütlesinin azalmaya başladığını görüyorsunuz. Dikkat ederseniz zamanla. 0 T1 zaman aralığında maddenin kinetik enerjisi artar. Evet arkadaşlar 0 T1 zaman aralığında maddenin sıcaklığı artar. Bundan dolayı kinetik enerjisi artmış oluyor. Maddenin sıcaklığı arttığı için kinetik enerjisi de artmış oluyor. Bu da doğrudur. Üçüncüsü de doğrudur. Bizim sorumuzun doğru cevabı ne olmuş oldu? Üçü de doğru olduğu için E şıkkı sorumuzun doğru cevabı olmuş oluyor arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Daha önceki dönemlerde çıkmış bir soru. Katılar ve sıvılar ısıtıldıklarında hal değişimleri ve bazı özel durumlar dışında genelde genleşirler. Normal şartlar altında suyun ve buzun aşağıdaki hal ve sıcaklık durumlarının hangisinde su molekülleri birbirine en yakındır? Normal şartlar altında suyun veya buzun aşağıdaki hal ve sıcaklık durumlarının hangisinde su molekülleri birbirine en yakındır diyor. Su molekülleri birbirine en yakındır diyor. Şimdi su molekülleri birbirine en yakın iken yoğunluğu en büyük olduğu zaman olmuş oluyor arkadaşlar. Burada yoğunluğu en büyük olan artı 4 derece olduğu için su molekülleri birbirine en yakındır. Yani burada sıcaklığı 4 derece olan su bu durumda su molekülleri birbirine en yakındır. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Kütlesi ve öz ısısı farklı iki maddenin erime sıcaklığı, ısı sahası, ısısı niceliklerden hangileri eşit olabilir? Kütlesi ve öz ısısı farklı iki maddenin erime sıcaklığı, ısı sahası,
ısısı niteliklerinden hangileri eşit olabilir? Şimdi maddeler aynı cins ise arkadaşlar erime sıcaklığı aynı olabilir. Maddeler aynı cins ise erime sıcaklığı aynı olabilir. Bu bir doğrudur. İkiye baktığımız zaman ısı sahası arkadaşlar maddelerin ısı sahası C nasıl hesaplanıyordu? M çarpı C'den hesaplanmıyor muydu? Kütle çarpı öz ısıydı. Buradan hesaplanıyordu. Burada maddelerin yani ısı sahaları birbirine eşit olabilir. Bu da doğrudur. Üçüncüye baktığımız zaman ısısı arkadaşlar ısı alan ya da verilen enerjidir. Herhangi bir cismin ısısından bahsedilemez. Onun için ısı alınan ya da verilen enerjidir. Herhangi bir cismin ısısından bahsedilemez. Burada hangi değerler, nicelikler hangilere eşit olabilir diye sormuştu. Burada 1 ve 2 eşit olabilir. Bu olamaz arkadaşlar. 1 ve 2 nerede var? C şıkkında var. Sorumuzun doğru cevabı budur arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Evet, bu soru da güzel bir soru. Şekilde ısıca yalıtılmış KL kaplarındaki eşit hacimli sularla eşit kütleli buzlar ısı dengededir. Kaplardaki eşit kesit alanlı borulara sabit debide 100 derece sıcaklıkta su gönderilmeye başlanıyor. K borusunun boyu L2'den kısa olduğuna göre şimdi borulara baktığımız zaman arkadaşlar K borusundaki şuradaki bakın kıvrım daha kısa, buradaki kıvrım daha uzun. Yani K borusunun boyu L2'den daha kısa olduğuna göre diyor. Buzların erime sürecinde aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? K'daki buzun kütlesi L'deki buzun kütlesine küçük kalır. Yargı bu şekilde belirtilmiştir. Şimdi K'daki buzun kütlesi L'deki buzun kütlesinden küçük kalır. Bu olamaz arkadaşlar çünkü K'daki borunun boyu daha kısa olduğu için daha az enerji verir. Buzun kütlesi L kabına göre daha büyük olur. Yani K'daki borunun boyu daha kısa olduğu için buradaki buzun kütlesi L kabına göre daha büyük olur. Onun için bu yanlıştır. Şunu çarpatalım. Bu yanlıştır arkadaşlar. İkinciye bakıyoruz. K'daki buzun sıcaklığı L'deki buzun sıcaklığına eşittir. Su ve buzun arkadaşlar birlikte bulunduğu sıcaklık 0 derecedir. Dolayısıyla bu doğrudur. Yani su ve buzun birlikte bulunduğu sıcaklık 0 derece olduğu için sıcaklık eşittir. Bu doğrudur. Üçüncüye bakıyoruz. K'daki borudan çıkan suyun sıcaklığı L'deki borudan çıkan suyun sıcaklığına yüksektir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü neden? K borusundaki su daha az enerji verdiği için K borusundaki K'daki borunun boyu daha kısa olduğu için arkadaşlar bunun sıcaklığı K'daki borudan çıkan suyun sıcaklığı L'deki borudan çıkan suyun sıcaklığından daha yüksektir. Hani burada boru daha kısa olduğu için suyun sıcaklığı daha yüksektir. Daha yüksektir. Bu doğrudur. Yani burada 2 ve 3 doğrudur. 2 ve 3'te arkadaşlar hangi cevap anahtarımızda var? E şıkkında var. Doğru cevabımız budur arkadaşlar. Bir başka soruya geçelim. Son iki sorumuz kaldı. Bitirelim inşallah. Sabit sıcaklık ve basınç altındaki saf maddeler için öz ısı, ısı sahası, erime ısısı hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılabilir? Sabit sıcaklık ve basınç altındaki saf maddeler için hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılabilir? Öz ısı ve erime ısısı arkadaşlar ayırt edici özelliktir. Isı sahası madde miktarına bağlı olduğundan ayırt edici özellik olarak kullanılamaz. Burada öz ısı ve erime ısısı ayırt edici özellik olarak kullanılabilir arkadaşlar. Öz ısı ve erime ısısı kullanılabilir. Isı sahası niye kullanılmıyordu? Madde miktarına bağlı olduğu için ayırt edici bir özellik değildir arkadaşlar. Burada 1 ve 3 doğrudur. 1 ve 3 de arkadaşlar bizim C
anahtarımızda mevcuttur. Son bir sorumuz kaldı. Saf bir maddenin ısı sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Saf bir maddenin ısı sıcaklık grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Arkadaşlar, biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük. Isı alan maddenin sıcaklığı sabit kalır ya da artar. Bu nedenle şimdi baktığımız zaman ısı arttığı zaman A grafiğimizde belirli bir süre sabit gittikten sonra sıcaklık artmış. Isı alan madde yine aynı şekilde sıcaklığı artmış, sonra sabit kalmış. Burada yani A şıkkında hal değiştirmiş, sıcaklık artmış. B şıkkında önce sıcaklık artmış, sonra hal değiştirmiş. C şıkkında dikkat ederseniz hal değiştirmiş, sonra sıcaklık artmış. Burada sıcaklık katı halden ısı alaraktan katı halden yukarıya doğru çıkmış. Ama ısı alan bir maddeninden biraz önceki buna benzer bir soru çözmüştük. Isı alan bir maddenin sıcaklığı azalmaz, sıcaklığı artar. Onun için E seçeneği yanlıştır arkadaşlar. Yani ısı alan maddenin sıcaklığı sabit kalır ya da artar demiştik. Bundan dolayı E yanlış olan bize neyi soruyordu? Hangisi gibi olamaz? E seçeneğindeki gibi olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar, bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın çocuklar.